Merhaba arkadaşlar, sizden gelen hani soruları cevaplayayım. Aynı zamanda hani bir tane arkadaşımız adı Furkan Demir, Super Light 200 için bir kombin önerisi istemiş. Zaten işte hani Berkay arkadaşımız bir hani Super Light alacağı için kendi de hani mağazada çalıştığı için ona uygun bir tane kendi kombin çıkarttı. Hani birebir ne alacağını görüp buradan değerlendirebilirsin. Neler var üstünde? Tamamen sen tanıt. Yani biraz cruiser, chopper tarzı bir motor olduğu için biraz aslında kısıtlı aksesuar alanı. Çok fazla renkli şeyler bence çok gitmiyor. Evet. Tabii tercih bu, meselesi. Evet, tabii bu de bu uygun bütçeye göre çıkartıyor. Aynen öyle. Yani de öyle bir şey var. Tabii ki sonu yok. Daha fazla koruma ekipmanı ve daha kaliteli ürünler için bütçe artması gerekiyor. Ama şahsen bir öğrenci olarak mesela benim kombinim hani Venom Texas üzerimdeki mont sentetik derim bir mont ama kalıbı hem rahat hem de koruma açısından yani yeterliliği tabii ki kime göre yeterli ama yani tabii ki bence yeterli olacak. Hani bir üst versiyonlar da var, tamamen deri versiyonları da var. Aynen. Onlar tabii ki daha renkli ama hani bütçeye uygun olan hani işte Venom'un Texas yani. Texas. Venom mont. Texas. Aha. Güzel de bir duruşu var. Çok evet. Da konsepte uygun. Evet. Diğer hani özellikler işte cepleri var. Aynen. Omuz ve dirseklerinde korumaları var. İçerisinde de bir astarı var. Çok büyük ihtimal evet. Montun 4'te 3'lük bir ömründe bu astarı kullanmayız. Özellikle yazın bayağı bir sıkıntı çekebilirsiniz bunu. Çünkü file sistemi yok montun üzerinde. Evet. Ama gülü seven dikenini katlanır biraz. Evet. Deri giyiyorsak biraz da terleyeceğiz. Evet. Kask olarak da LSK'nin FF320 modeli bu. Hmm. Aynı zamanda artık FF320 modeli ufak tefek değişikliklerle yeni gelen bir kask bu aynı zamanda. Evet. Tabii ki daha önceden vardı FF320 ama bu yeni bir kask. Evet. Yeni serisiyle geliyor. İçerisinde güneş yüzüğü var. İsterseniz pinlock ekstra alıp takabiliyorsunuz yüzlere bu buhar yapmasın diye. Çene pedi de var. Malzemede polikarbon. Biraz önce bakmıştım. DAT sertifikası var üzerinde. Bunu. Evet. Gayet başarılı bir kask yani. Yaklaşık fiyatı nedir bu kaskın? 470 lira civarında bir fiyatı var. Yani montta aşağı yukarı 500 küsür lira olması lazımdı. 530 lira, 470 lira, 1000 lira böyle bir kask mont. 1000 lira kask mont alınabilir. Pantolon olarak ne önerirsin mesela bunu? Pantolon olarak Tek90'ın pantolonlarını öneririm. Hem kullandıkları malzemeler çok iyi hem de İçerisinde evet. Impact Tech korumalar var. Impact Tech korumalar level 2'dir. Tek90 Pirate. Tek90 Pirate. Yani çok da koyu olmaya gerek yok. Açık renk de tercih edilebilir. Yani bu arada biz bu konuştuğumuz şeylerin hepsini hani tüm giyim önerilerini zaten hani açıklama kısmında veriyoruz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Aynen öyle. Yani bu arada hani full siyah olduk böyle aslında görünürlük açısından çok da iç açıcı bir durum değil. Ama gerektiği zaman gece sürüşlerinde bir reflektif yelek veya kaskınızda işte reflektif stickerlar kesinlikle öneririm. Evet. Önemlidir. Bir de bazı gruplarda hani reflektif yelek satıldığını falan gördüm. Yani burada da var bir sürü yelek ve daha uygun fiyatlı olanları da var zaten. Üst fiyatı olanlar var, daha uygun fiyatı olanlar var. Hani seçenekler çok. Binlerce seçenek olduğu için burada. Hani montun da reflektiflisi var. Hani illaki hani benim Texas almak zorunda değilsiniz. Super Light kullanıyorum diye. Tabii ki. Gelip burada arkadaşlara sorabilirsiniz. Bir üst. Bir altı galiba çok fazla zaten seçenek yok. Bir de Pro Elim bir şey vardı galiba öyle deri, sentetikleri gibi evet. Bir şey. Evet. Pro Elim var. Bir de birkaç tane Venom'un alternatifi var yine. Deri tarzında retro tipi modlar. Onlardan da seçilebilir. Bu sadece benim için biraz daha ön plandaydı görsel olarak. Başkası için tabii ki farklı olabilir. Evet. Şimdi eldiven önerin ne olur buna? Eldivende de önerim şu olacak. Modeka bir Alman markası. Bunlar da yeni geldi yani. Bunlar da bize yeni geldi. Çok da güzel eldivenler aslında yani. Bu yazlık mı model peki? Bu deri olduğu için yazın çok rahat kullanılabilir diyemem. Tekstil olması gerekiyor yazın bu Ağustos, Temmuz sıcaklarında. Bol delikli falan. Aynen.
Aynen bol delikli. Daha iyi. Ama bunun da üstünde falan delikleri falan var. Var var, gözenekleri var. Hava kısmen oluyor. Ha, şu tarafa doğru görsen. Şöyle. Ama bence yeterince korumalı bir eldiven. İçerisinde, avuç içinde iki tane bu kaydığınızda veya işte sürtünme esnasında faydalı olabilecek iki koruması var. Bütün eklem yerlerini korumuşlar. Aynen ondan öyle. Sonra hani hem de körük mekanizması var üstünde. Yumruk koruması büyük. Ondan sonra başka nesi var? Yani şeylerin dikişleri de dışarıdan yapılmış. Evet. Elinize içeriden batmasın diye. Aynı zamanda da hassasiyeti iyi bir eldiven, bir deri eldiveni var. Daha tabii açma süresi var. Yaklaşık birkaç ay kullanacaksınız ki bu eldiven biraz daha elinize otursun. Ama açtığında çok daha keyifli bir eldiven olacağını düşünüyorum. Ben de daha önce kullanmadım ama benim kombinimde bu eldiven yer alacak yani. Bir de şu bilek yerinde bir tane cırt cırtı var. Aynen öyle. Şöyle. Evet. O taraftan da cırt cırtı var. Güzel bir eldiven. Bunlara bot ne önerirsin mesela? Ne olabilir? Mesela Rockwell'in bütün modelleri olabilir. Onlar aynı zamanda fiyatları da uygun. Galiba benim gördüğüm galiba 230 lira, 250 lira civarlarında evet, böyle hani 230 liralardan başlıyor. Yani 500 liralara kadar giden şeyleri var evet, Rockwell'in. Aynen öyle. Spor modelleri de var. Böyle hani çapır uyuyabilecek kışlık şeyleri de var. Çapır cruiser tarzı şeylere uyuyabilecek yani şeyler rahat de var. Botlar. Tabii ki biraz daha bütçe ayrıldığında daha da korumalı ve daha işte performans yüksek Gore-Tex gibi botlar tercih edilebilir. Evet. Tamam, ihtiyaç doğrultusunda. Evet, bu uygun bütçe. Bütçenin zaten ben fiyatlarını paylaşacağım arkadaşlar. Hani işte Tech90 Pirate'ın, FF320'nin, Texas Mount'un, işte Modeka'nın eldiveninin ve Rockwell'in fiyatlarının hepsini açıklamada paylaşacağım. Evet. Şimdilik bu kadar. Zaten hani kendini alacak. O yüzden hani kendisinin öneri vermesi daha iyi oldu. Hani benim aklımda İyi başka benim aklımda başka modeller vardı. Ama hani o kendi seçtiği, belki sizin de hoşunuza gider. Siz de seçebilirsiniz. Furkan bu soruyu sormuştu. Furkan, umarım yararlanmışsındır. Görüşmek üzere. Bay bay.